Evet arkadaşlar. Annem usulü, Ege usulü, salçalı, zeytinyağlı, enginar ve baklayı bir arada pişirdim aynı tencerede. Bu muhteşem lezzeti sizlere öneriyorum. Merhaba arkadaşlar. Servet'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin tarifini sizlere sunacağım. Bu tarif zeytinyağlı bir yemek olacak. Zeytinyağlı baklayla enginarımı birlikte pişireceğim. Fakat annem içerisine ev salçası koyardı ve çok lezzetli olurdu. Biz çocukken çok beğenirdik, severek tüketirdik. Şimdi sizlere bu annemin zeytinyağlı enginarlı baklasını hazırlayacağım. Yapım aşamasına geçiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Malzemelerim yarım kilo taze baklam var bu şekilde. Hepsini şöyle ortadan ikiye keserek temizliyorum. Ben zamanınızı almamak için şöyle önceden temizledim arkadaşlar. Bir limonu sıktım içerisine. İri taneleri olanları da bu şekilde taneledim. Yarım kilo taze baklam. Şöyle yaptım arkadaşlar. Bir limon suyuna bir yemek kaşığı unla karıştırarak bir su hazırladım. Doğramış olduğum baklaları da içerisine attım. Bu şekilde kararmalarını bakın önledim. Şimdi taze baklalarım hazır. Arkadaşlar enginarımın dış yapraklarını kestim, attım. Kart yapraklarını bakın. Şimdi bu dolma yapsak çok küçük dolmalık. Bu mevsimde annem şöyle ortadan iki eliyle hemen bıçak bile değmeden keser bu şekilde. Dilerseniz bunu dörde de bölebilirsiniz bu şekilde. Şimdi içindeki şu tüylerini alacağız arkadaşlar. Bakın. Bunlar güzel olmaz. Bunları mutlaka temizliyoruz. Bu şekilde şu güzel yapraklarını almayın. Onlar çok güzel oluyor. Şimdi suyun altında bu şekilde tek tek bunları yıkıyoruz. Yaz önce ben bir limonlu su yaptım. Şu şekilde limonlu suda beklesinler, kararmasınlar. Bir de size şunu öğretmek istiyorum. Bakın bu enginar sapının içi. Bunu da biz yemeklere koyarız. Bu kılçıklarını temizledikten sonra onu da size göstereyim. Nasıl temizlendiğini. Şu enginarımızın sapı. Biz bunu çiğ de yeriz. Hatta pazarda satılırken enginar satan kişiler bunu bu şekilde soyarak çiğ yerler. Çiğ yemek istemezseniz bunu bu şekilde soyarak bu çok lezzetli olur. Hatta bunun cacını da yapar bizim büyüklerimiz. Bakın bu şekilde enginar yemeğin içine koyabilirsiniz. Kesinlikle şu dallarının içindeki bu güzel değeri atmayın. Hatta ben biraz kalın kesmişim. Benim çocuklarım da ben yemek yaparken bunu yemesini çok severlerdi. Bu şekilde sapları da hazır. Çanağın içindeki tüyleri kestikten sonra suyun altında şu şekilde güzelce enginar taç yapraklarımızı yıkıyoruz. Küçük çay bardağıyla bir çay bardağı zeytinyağımı ilave ediyorum. Zeytinyağını çok diyebilirsiniz. Fakat enginar çok yağ yutuyor arkadaşlar. Bir de doğramış olduğum önce kuru soğanı ilave ediyorum. Hafif sote olduktan sonra bir demet taze soğanımı şu şekilde arkadaşlar kesiyorum. İri doğruyorum bakın. 2 santim büyüklüğünde. Çünkü yemeğimin içinde taze soğanlarımın görünmesini istiyorum. İri iri. Bir demet taze soğanımın şöyle kalınlarından bakın seçiyorum. 4 tanesini. Biz 3 kişiyiz. Birer tane bıraktım. Baklanın yanında taze soğan yemesini çok seviyoruz. Onları çiğ olarak tüketeceğiz. Bunları da şöyle iri iri doğruyoruz. İnce değil. İçinde görünsün taze soğan koyduğumuz. Lezzeti artırırken göz zevkimize de önem vereceğiz. Bir demet dereotunun saplarını şu şekilde ayırdım. Tabii bunları ben 3-4 su yıkayıp temizledikten sonra saplarını ayrıca doğruyorum iri iri.
uç kısmını da, yaprak kısmını da ayrıca doğruyorum, ikiye ayırıyorum. Bunu yemeği pişerken kullanacağım. Diğer dereotumu da yemek piştikten sonra ilave edeceğim ki içinde kaybolmasın. Ama kökleri yemek pişerken baklalı enginar yemeğimize çok büyük lezzet verecek. Hafif sarardı. Bu da yeterli. Kavurmayın, yakmayın soğanı. Sadece bu şekilde lezzetini, soğanın lezzeti zeytinyağına geçti. Şimdi de salçamızı güzelce kavuruyoruz. Hem rengini vermesi için hem de lezzeti, domates lezzeti, salçanın lezzeti soğan ve zeytinyağı ile bütünleşmesini sağlayacağız. Bu kısmı çok önemli. Lütfen domates salçanızı güzelce kavurun, rengini versin. Şimdi bu aşamada arkadaşlar taze soğanımızın baş kısmını iri doğradığımızı sote yapacağız biraz. Bu aşamada baklamızı ve enginar saplarımızı ilave ediyoruz. Karıştıra karıştıra biraz kavurarak tüm baklaları 5 dakika salçayla soğanla birlikte kavuracağız arkadaşlar. Eğer bu baklamızı bu şekilde kavurursanız sert olmaz. Bir de lezzeti muhteşem oluyor. Farkındaysanız arkadaşlar içerisine tuz koymadım. Çünkü ev salçası olduğu için kendi yapmış olduğum videosu da var arkadaşlar. Bu izlerseniz çok sevinirim ve siz de çok şey öğrenmiş olursunuz. Bu domates salçamın lütfen videosunu izleyin. İçerisine şu anda yemeğin içerisine tuz koymadım ve koymayacağım. Arkadaşlar bu aşamada dereotumuzun saplarını ilave ediyoruz. Taze soğanın yeşil yapraklarını ilave ediyoruz. Ve hepsini birlikte güzelce karıştırıyoruz. 2 adet de kesme şekerimiz var. Onu ilave ediyoruz. Hepsini karıştırdıktan sonra üzerine enginarlarımızı yerleştireceğiz. Şu çanak kısmını içe girecek şekilde arkadaşlar sıralamaya başlıyoruz enginarlarımızı. Şimdi arkadaşlar üzerine baklalarımızı ıslatmış olduğumuz sudan bir miktar döküyoruz. Şöyle ölçü vereyim size. 200 mililitre unlu limonlu baklalı suyumuzdan döküyoruz. Göstereyim ben yine de size. Karışıklık olmasın. Tam 200 mililitre suyumu ilave ettim. Şimdi kapatıyorum. Kontrol edeceğim su oranını. Gerekirse tekrar su ilave edeceğim. Suyu azaldı. Yine baklayı ıslattığımız unlu sudan biraz daha ilave ediyoruz. Şöyle toplamda 1,5 su bardağı su gitmiş oldu. Böyle bir tane alıyoruz. Bakın yaprak ayrılıyor. Bu da enginarımızın piştiğini gösterir. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Kapağını da kapatıyoruz. 15-20 dakika soğumasını bekliyoruz. Çünkü zeytinyağlı yemek. Soğuk ikram edeceğiz. Evet arkadaşlar, akşam yemeğini iftara yetişmesi için zeytinyağlımızı şu şekilde kenarıya alıyoruz enginarlarımızı. Evet arkadaşlar, pişmiş olan zeytinyağlı enginarımızı bu şekilde sunum tabağımıza koyduktan sonra bakın baklamız da o kadar güzel pişti ki salçayla. Bunun lezzeti gerçekten arkadaşlar süper bir lezzet oluyor. Salçayla deneyin bu güzel tarifi. Şimdi iftar sofranıza, davet sofralarınıza bu şekilde sunum yapabilirsiniz arkadaşlar. Zeytinyağlı baklamızı bu şekilde davet sofralarınızda çok şık oluyor arkadaşlar.
Lezzetini gerçekten tatmanızı isterdim. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Annem usulü, Ege usulü salçalı, zeytinyağlı, enginar ve baklayı bir arada pişirdim aynı tencerede. Bu muhteşem lezzeti sizlere öneriyorum. Hepinize afiyet olsun. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bu sağlıklı yemeği siz de deneyin. Bizim nasıl yediğimizi göstereceğim. Tadım tabağı. Öncelikle şu içerisindeki bakın hamur gibi pişmiş olan enginarımızın yiyoruz. Daha sonra da şu yapraklarını şu şekilde dişlerimizle sıyırıyoruz şu kadarlık kısmını. Enginarlarını önce yedikten sonra üzerine bir de adet bu salçalı baklamızın üzerine bu şekilde yoğurt koyup yoğurtla şu şekilde oh taze soğan veya taze sarımsakla bu şekilde tüketiyoruz arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun.